Evet efendim, ben çok genç ve hoş bir hanımefendiyi davet ettim. Özlem Kurtuluş, kendisi Özden OSGB operasyon müdürü. Şimdi şifreliymiş gibi konuştum ama Özlem Hanım jeofizik mühendisi, yani eğitim olarak. Ama hiç de aykırı olmayan bir başka alanda, daha doğrusu yan bir alanda ve daha doğrusu hayatın getirdiği bir alanda mesleğini sürdürüyor. Nedir bu alan? Doğal afetler. Aslında bir iş güvenliği ve sağlığı danışmanı kendisi. Bu firmada iş güvenliği ve iş sağlığı danışmanlık hizmetleri veren bir firma, bakanlıktan onaylı. Bu bir reklam değil. Nereden aklıma düştüler? Geçtiğimiz günlerde beni de davet ettikleri bir yangın eğitimi vardı. Böylece aslına bakarsanız altını çizmeliyim. Yangın eğitimini düşününce birdenbire ne kadar az şey bildiğimi, ne kadar bütün çok da yakın bir zamanda yangın ve doğayı kaybettiğimiz, hayvan türlerini yitirdiğimiz, insanların çok maddi zarar ve hatta can kaybıyla sonuçlanan bir yangın felaketiyle mücadele ettik. Ve anlaşıldı ki bu yangınla mücadele ederken eksiğiz, yetersiziz, bilgisiziz vesaire. Şimdi Özlem Hanım anlatacak zaten. Ben de buradan yola çıkarak, madem hani amacım farkındalık yaratmak, burası kâr amacı güden bir yer değil neticede, Özlem Hanım'ın kapısını çaldım ve dedim ki bana birazcık ne yapıyorsunuz, bir de genç olması, hele bir de kadın olması zaten kriterlerim arasında tik 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 ilerliyor. Doğru, böyle bir farkındalık yaratmak zorundayım, bunu da hiç itiraf edeceğim. Bir de eğitimli olması tabii ki. Ben eğitime, kadına hani diğerlerinin arasında daha fazla yer veriyorum. Başkalarını da böyle yapmaya teşvik etmek istiyorum. Yalnızca elimize pankart alıp çıkmamıza gerek yok, değil mi Özlem Hanım? Hoş geldiniz. Kesinlikle öyle. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için ve davetiniz için. Böyle protestolara gerçekten tabii ki ihtiyaç var. Baş kaldırmak, bunlar hepsi demokrasinin içerisinde olan şeyler ama her şey bir yana eylemlerimiz de bunu yapabiliriz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Benim bu söylediklerimde var mı herhangi bir eklemek Yok, istediğiniz? çok doğru bir şey söylediniz. Özellikle şöyle bir ufak bir ek yapabilirim. Özellikle yaptığımız iş gereği bir takım farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz. Ama bu farkındalıkları yaratırken kavramları doğru bir şekilde izah etmek çok önemli. İnsanların anlayacağı dilde izah etmek çok önemli. Bence bunu nispeten diğer türe göre bizler daha iyi yapıyoruz. Bu da bize ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Ben teşekkür ediyorum sizin bu söyledikleriniz için. Harika. Ben de eğer kavram kargaşası de veya kullandığım kelimelerde herhangi bir Yok, şey hayır. yaparsam, hata yapıp düzeltin ki düzeltelim. Tabii. Yani yanlış bir şey değil. Şimdi yani Özlem Hanım, sıcak hava dalgaları. Şimdi burada tabii ki Miktat Kadıoğlu'nun bir benimle de sizin paylaştığınız çok da aslında şeyde yani açık olan bir Erişilebilir, evet. rapor. Oradan birkaç bir şeyi hani yalnızca bana kolaylık olsun diye ifade edeceğim. Yani sıcak hava dalgaları, orman yangınları, tarımsal haşereler, kuraklık, şiddetli yağışlar, ani sel ve şehir selleri açıkçası, tropikal fırtınalar, hiç görmediğimiz tayfunlar, şunlar bunlar. Yani sıtma, malaria gibi unuttuğumuz ya da sanki hani mücadele etmişiz, bitmiş artık bir daha hayatımıza girmezmiş gibi düşündüğüm konular bizim yeni normalimiz olacak. Çok yeni Birleşmiş Milletler raporu yayınlandı. Hani insanların en popüler olarak bildiği şey sıcaklıkların 1,5 derece artacağı. Evet, ne Artmayacak. olacak yani hani ne güzeldi diyemiyoruz işte. Zaten aradaki fark bu. Eğitimli ve eğitimsiz farkı da bu. Onun için her konuda eğitimli olmamız şart değil ama eğitimlileri dinlememiz lazım. Benim kurumsal hayatla ilgili size danışacaklarım var. Bütün bu iklim değişiklikleri ve yeni normal kurumsal hayatı nasıl etkileyecek? Bunu bir isterseniz böyle bir giriş yapalım ki yani orman yangınından kurumsal hayata ne?
sel felaketinden kurumsal hayata ne? Malaria sizin niye il yani kurumsal dünyayı? Ha bu arada KOBİ'leri, küçük işletmelerin hepsini, büyük holdingleri, NGO dediğimiz işte bütün bu sivil toplum kuruluşlarını, devletin tüm kurumlarını ilgilendiren bir mevzu. Buyurun efendim, niye ilgilendirsin bizi bütün bunlar? Şimdi şöyle Yaprak Hanım, bu süreçler tüm iş hayatını etkileyecek. Bu konuda emin olabiliriz. Neden? Çünkü aslına bakarsanız tüm insanlık türünü etkileyen süreçlerden bahsediyoruz. Etkileyecek süreçlerden. Bizler insanoğlu olarak hep kısa vadeli değişimlere çok tepki gösterirken uzun vadeli değişimlere biraz daha duyarsız olabiliyoruz açıkçası. Ne demek istiyorum? Yani yarın ben size büyük bir fırtına geliyor, şu tarihte, şu saatte desem, bunun için, bununla ilgili önlem almak için tüm kaynaklarımızı seferber edebiliriz ve ne gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yaparız. Ama ben size desem ki, bu yarın olacak işte fırtınada atıyorum 100 bin kişi ölecek dediğimde aynı etkiyi gerçekleştirirsem ya da şöyle dersem, bu fırtınada ölecek 100 kişi, 100 bin kişi önümüzdeki 10 yıl içinde ölecek. Yine aynı şekilde, aynı küçük küçük fırtınalarla desem aynı etkiyi ne yazık ki sağlamış olmam sizin üzerinizde, insanların üzerinde. Biz aslında bu duyarsızlığın önüne geçmeye çalışıyoruz ve iş hayatında alınabilecek önlemlerle insanları bu konuda uyarmayı bir görev bilinci olarak adlediyoruz. Şöyle ki bizler İş Sağlığı ve Güvenliği firması olarak iş yerlerinde kurumsal hayatta çalışanların sağlık ve güvenliğine gelebilecek olan herhangi bir tehdidi öngörerek, bakın bu öngörme kelimesinin altını çiziyorum. Yani biz olduktan sonra işte ne yapabiliriz bundan, nasıl en az şekilde etkilenebiliriz değil, sadece öngörerek proaktif bir yaklaşımla iş hayatında çalışan sağlığı ve güvenliğini etkileyecek her türlü tehlikeyi ve bu tehlikenin sonucunda oluşabilecek risklerin çalışmasını iş yeriyle birlikte yapıyoruz zaten. Ama bunları yaparken, işte bunların içinde iş kazaları var, doğal afetler var. Ama bunları yaparken hep daha genel olarak düşünüyoruz. Ben bunu da fark ettim. Aslında bireysel olarak ne yapmamız gerektiğini çok fazla bilmediğimizi, hep duyduğumuzu fark ettim ama çok fazla bilmiyoruz. Örneğin doğal afet oluyor ülkemizde. Bunları konuşuyoruz. Ama bunu konuşanlar genelde işte bilim insanları oluyor. Sosyal medyada ya televizyonlarda. Ve biz normal insanlar, halk olarak bir süre bunu gündemimize alıyoruz. Bir süre yüzeysel tartışmalar yapıyoruz. Ama sonra unutuyoruz ve normal hayatımıza devam ediyoruz. Ki bu süreçte bu sürelere bile vaktimiz olmadan o kadar hızlı bir değişiklikle bu doğal afet süreçleri birbirini tekrar eder hale geldi. Çok acı bir şekilde. Bunun bile farkında değiliz büyük ihtimalle. Yani deprem oluyor. Depremi daha konuşup çözüme ulaştırmadan bir büyük orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Bu daha netleşmeden, bununla ilgili sonuçlar ortaya çıkmadan ülkede işte sel felaketleri oluyor. Bunlar olacak da, yani artık öncelikle bunun farkında olmamız lazım. Ve iş hayatında bu farkındalığı yaratarak, o kıvılcım iş hayatında başlatarak en azından hem bireysel olarak hem içinde bulunduğumuz iş camiasında bunu daha büyük dalgalar halinde kitlesel hareketlere dönüştürerek ve sonrasında da hatta ülkeler arası devlet üstü bir işbirliğiyle bununla ilgili önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve şunu da gördük. Biz mesela yılda bir tatbikat yapıyoruz iş yerlerinde. Neyin tatbikatını yapıyoruz? Aslına bakarsanız hukuk, yasal olarak bizim yapmamız gereken tatbikatlar acil durum tatbikatı dediğimiz tatbikat. Ama genelde iş yerlerinde yapılan tatbikatlar ya yangın tatbikatı oluyor ya deprem tatbikatı oluyor. O da hani çok böyle yapılması zorunlu olduğu için maalesef. Gözlemlediğim bu. Böyle daha hani kağıt üzerinde bunu gerçekleştirmiş olmak için yapılan tatbikatlar. Ama bakın ne kadar önemli. Çünkü en ufak bir yangında bu yangına nasıl müdahale edeceğimizi bireysel olarak biliyor muyuz? Onu sorgulamamız lazım. Bu yangına hangi aşamada müdahale etmeliyiz? Hangi aşamada etmemeliyiz? Bu da çünkü bir
acil durum planının içeriğidir. Yani hangi aşamada etmeyeceğimizi bilmek de bizi bir sürü kötü sonuçtan kurtarabilir. Aynı şekilde depremle de alakalı olarak. Biz bunu işte bir tık daha ekleyip selleri de ve diğer doğal afetleri de katarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Anladım. Sizi kesmek istemediğim için bekledim ama isterseniz biraz bu ifadelerinizle, siz beni duyabiliyor musunuz bu evet, arada? Evet, gayet rahat duyuyorum. Şöyle, o zaman parantezler açarak ilerleyelim, olur mu? Yani şu, yangın çok yakında oldu. O zaman yani hepimizin canı yandı. Yangınla başlayalım. Hı hı. Yangında ne demek yani müdahale etmeli ve etmemeli olduğumuz anlar ne demek? Hangi yangına müdahale etmeli birisi? Ne kadar zamanda ne olmalı gibi o fiziki bir takım şeyleri. Bir de bana biraz istatistik vermenizi rica edeceğim. Yani şöyle... kurumların ne kadarının eğitimleri var, kurumlarının ne kadarının yüzdelerle verebilirsiniz ancak herhalde bir evet. Şey. Ne kadarının sertifikası var, bunların tahminlerinize göre kimisi ne kadarımış gibi yapıyor, ne kadarı gerçekten yapıyor. Bir bunu isterseniz ifade ederek başlar mısınız? Ondan sonra yangının nasıl, yani yangın bilinci... ne demektir? Oradaki teknik detaylara geçelim. Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bizler OSGB olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kurumlar bir yasal dayanakla çalışıyoruz. Yani aslında yasal olarak firmaların işte iş hayatındaki tüm kurumların neler yapması gerektiği çok güzel bir şekilde yasal olarak belirlenmiş durumda. Ne demek istiyorum? Mesela her firmanın çalışan sayısına bağlı olarak bulundurması gereken yangın eğitimi almış ve sertifikalı bir çalışanlarını eğitmesi gerekiyor bununla ilgili olarak. Mesela her 10 kişide bir gibi düşünün ya da her 20 kişide bir kişinin ilk yardımcı sertifikasını almış olması gerekiyor. Bunlar yasal olarak düzenleme açısından zaten ülkemizde mevcut. Ama sıkıntı bunun işleyişinde. Sıkıntı az önce dediğiniz gibi bununmuş gibi yapılmışında. Yani bir istatistik ve yüzde vermem gerekiyorsa eğer size Türkiye'de yer alan iş yerlerinde işte yangın eğitimi alan çalışanı ya da işte ilk yardım eğitimi alan çalışan sayısının bulunması ile ilgili bir istatistik verdiğinde bu ne yazık ki %20 ya da 30'u geçmez. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bunların hepsi kişisel olarak alınmış olan eğitimler ya da sertifikalar olduğu için çalışan o kurumdan ayrıldığında o sertifika ve o bilgiyle birlikte oradan ayrılmış oluyor ve o konuda tekrar bir eğitim alınması gerekiyor o iş yeri için. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey o eğitimlerin ya da o sertifikanın kişiselleştirilmesinden çok bir bilince ait olarak kurumsallaştırılması. Çünkü aslına bakarsanız o kişiler de o eğitimi alıyor. Sınırlı eğitim bunlar. Ama mesela ilk yardım eğitimi alan bir kişi gerçek bir durumda müdahale etmesi gerektiği bir durumda müdahale etmekten kaçınıyor, istemiyor. Bununla ilgili araştırmalar da var. Bu neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Neden müdahale etmek istemiyorsunuz yangına veya ilk yardıma diye sorduğumuzda kendilerini yeterli görmediklerini ifade ediyorlar. Buradan da çıkarılabilecek sonuç şu, bu bir kere alınan bir eğitimle öğrenilecek bir şey değil. Yani bilgi düzeyi başka bir şey, bilinç düzeyi başka bir şey ve harekete geçmeyen bilgi maalesef yeterli bir bilinç düzeyine erişimi engelliyor. Dolayısıyla burada daha kurum kültürü olarak bunu kabul edip işte yangınla ilgili eğitimler, seminerler, bunu sürekli canlı tutup tekrarlar, işte tatbikatların ciddiye alınarak belli bir gerekirse belli yüzdelerle bununla ilgili para, bütçe ayırarak bunların gerçekleştirilmesi, buna kafa yorulması yani gerekiyor. Yani bu bilinç ülkemizde yeterince yerleşmiş değil. Bu kültür yerleşmiş değil maalesef. En fazla hangi eğitimleri veriyorsunuz siz ve sizin gibi firmalar? Yani bunlar ilk yardım eğitimleri mi en fazla? Yoksa gerçekten spesifik olarak daha benim de sizinle buluşmamın sebebi olan yangın eğitimi gibi
Daha spesifik eğitimleri de tek başına veriyor musunuz? Nasıl oluyor? Bir de hangi sektörler size daha açık mesela? Ya da ne tür işler size daha açık? Hatta hangi cinsiyetteki yöneticiler size daha açık? Ben tahmin ediyorum ama yine de söylediğinizde fayda var. Sektörden başlayayım. Tabii ki bunlarla daha sık karşılaşma ihtimali olan ağır sanayi dediğimiz sanayi sektörü ve üretim ve imalat sektörleri bunu daha, yani bunun yöneticilerinden bahsediyorum. Bu konuda biraz daha bilinçliler ve bunu aldırıyorlar. Ama işte yönetici düzeyinde bilinç de bir işe yaramıyor. Çünkü dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi, bu aldırdıkları eğitimler daha kişisel eğitim. Bu yüzden o bilinç düzeyini, onlardaki bu bilinç düzeyinin çalışan her kesimde de aynı şekilde bulunması gerekiyor. Şeyde baktığımızda birçok farklı sektörle çalışıyoruz biz tabii ki. Dediğiniz gibi plazalar, az tehlikeli iş yeri konumundaki iş yerleri, işte imalat sektörleri, tehlikeli iş yerleri. Ama böyle bir genelleme yapmam gerekirse tabii çok daha ayrıntıcı çalışan yöneticiler var, kadın yöneticiler var. Çünkü onlar, kadınlar biraz daha bu konulara daha yatkınlar diyeyim. Bir işi yapıldığında, çünkü A'dan Z'ye tam olarak nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılması gerektiğini düşünüp bize her konuda, her aşamada bizden destek rica edenler var. Çünkü bunu, evet, bunu istemek güzel bir şey ama nasıl yapacağını da bilmek gerekiyor. Bunun için de konunun uzmanı kişilerden destek almak gerekiyor. Mesela bu bile ayrı bir zaman ve bütçe meselesi. Pahalı mısınız peki? Bunun yani farkında olan... Bu eğitimler çok mu pahalı? Yani çok mu düşünmeleri gerekiyor firmaların? Hayır, zaten bu eğitimler yasal olarak aldırmaları gereken eğitimler dediğim gibi. Ama çalışan sirkülasyonu olduğunda, yani şöyle düşünün, her firma her sene bu eğitimleri aldırmakla yükümlü. Bir şekilde aldırıyorlar. Yani yangın eğitimlerini de aldırıyorlar. Ama ilk yardım eğitimlerini de aldırıyorlar. Bu zorunlu eğitimler. Bir de işte az önce bahsettiğimiz gibi işte doğal afetlere hazırlık eğitimleri bizden ekstra talep eden firmalarda olmuyor değil, oluyor. Ben yani hem yani orijin olarak gazeteci kimliğim, hem iletişimci bir yani kuruluşun da yöneticisi olarak bazı sektörlerde karşılaştığım şeyi, acaba bir ön yargı mıdır diye size sormak istiyorum. Örneğin yabancı bir kurumun Türkiye'deki firması ya da işte tedarikçisi, eğer bu firma özellikle de Avrupa Birliği içinde, coğrafyası içinde ve veya orada olmasa dahi gelişmiş bir ekonomi gibi düşünecek olursak, herhangi bir nedenle firmayı burada ziyaret ettiğinizde bile, eğer girişte sizi bir süre bekletip küçük bir eğitim babından bir form doldurtmak veya okutmak kadar ileriye gittiklerini bildim. Ama ben hiç böyle bir şeyle Türk firmalarında, yerli firmalarda henüz karşılaşmış değilim. Varsa ben bilmiyorum ama bu ön yargılı bir gözlem midir? Böyle bir ayrım yapılabilir mi? Böyle bir ayrım ne yazık ki yapılabilir. Bahsetmiş olduğum gibi, çünkü bunlar kurum kültürüne yerleşmedikçe çok havada kalan şeyler. Çok yasal mevzuatı karşılamak için yapılan, işte herhangi bir konuda ceza yememek için, çünkü bunların cezaları da var, bu bahsettiğim eğitimleri aldırmamanın en basitinden ya da o tatbikatı yapmamanın. Bu cezayı almamak için asgari yapılan konular, ama doğal afetlerle ilgili ya da bir firmanın acil durum planının hazırlanması asgari olarak düşünülebilecek bir şey değil. Bakın, bunu söylerken bile gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Örnek veriyorum, bir acil durum planının neyinin, içeriğinin ne olması gerektiği yasa olarak böyle kalın hatlarla belirlenmiş. Ama firmaların bunları alıp bakarak, bir yangın durumunda ben bu çalışanlarımı nasıl tahliye edebilirim? Gerçekten nasıl bu yangına müdahale etmelerini sağlayabilirim gibi, böyle bir sürü sorunun cevabını arıyor olmaları gerekiyor. Ve bunu tek başına değil, işte bu
hizmeti veren uzmanlarla birlikte kafa kafaya verip bildiğiniz toplantılar, bu arada yapmadığım toplantılar değil, ben de iş güvenliği uzmanlığı yaparken yani CEO düzeyinde kişilerle acil durum ekipleriyle birlikte haftalarca toplantı yaptığımı biliyorum. Ama hangi firmada derseniz bir Alman firmasında. Maalesef o yüzden bir genelleme yapabiliyoruz bu konuyla ilgili. Tekrar konuları uzatıyorum. Bu yangının spesifik merak ettiğim sorusuna geçmeden. Şimdi aklıma gelen ve ertelemeyeyim şu soruyu sorayım size. Son 2 yıldır biz uzaktan çalışma ya da esnek çalışma yöntemini benimsedik mecburen. Evet. Ve aslında bunun da önemli ölçüde kalıcı olacağı ortada. Ya da en azından hibrit bir sistemle devam edecek. Zaten Türkiye'de kurumların yerleşik düzende böyle bir acil eylem planı, risk planı, efendim ilk yardım, yangına falan gelmiyorum gibi eğitimleri eksikken ya da bilinç düzeyleri oluşmamışken sanıyorum önünüzdeki en önemli sizin değil tabii toplu olarak hepimizin en önemli tehdit ve korkulu rüya bu uzaktan çalışma olmalı. Yoksa tam tersine yanlış da düşünüyor olabilirim. Uzaktan çalışma hayatı da kolaylaştırdığı için belki eğitimler bu anlamda daha kolay veriliyor olabilir mi? Bu konudaki gözlem ve belki ileriye dönük projeksiyonlarınızı da bir almak isterim. Nasıl yani şu anda nasıl? Ne olmalı? Şöyle ki pandemi döneminde uzaktan çalışmaya başladığımız ilk zamanda bizim aklımıza direkt bu geldi, bu soru işareti geldi. Eyvah dedik açıkçası. Biz şimdi zaten dediğiniz gibi yüz yüze hizmet verirken bile zor ikna edebildiğimiz, bu aşamaları zor yürüttüğümüz firmalarla komple uzaktan çalışmaya geçtiğimizde bu süreçleri nasıl yürüteceğiz? Ve bunun üzerine eğildik. Ama sonra da şunu fark ettik. Bunun için çok ahlımız bağlanmaktansa bu krizi nasıl fırsata dönüştürebiliriz yararlı anlamda ya bakalım dedik. Ve daha bireyselleştirdik. Ne demek istiyorum? Mesela az önce söyledim ya, yangın eğitimi ve ilk yardım eğitimini belli kişiler alıyorken yüz yüze eğitimde biz bunu işte geçen hafta mailing olarak çıktığımız eğitim gibi yapmaya karar verdik ve zoraki eğitim kılıfından çıkararak İnsanlara evden çalıştıkları süreçlerde biraz böyle gündemle alakalı, biraz merak ettikleri sorulara cevap bulabilecekleri şekilde farklı eğitimler hazırladık. Mesela ilk verdiğimiz şey pandemi danışmanlığı oldu. Firmalara da bunu verdik. Bireysel olarak önce firmalara verdik yönetici düzeyinde. Sonra bunu çalışanlarınıza aktarın lütfen diyerek onlara bilgilendirmeler çıkarak onların da bilmelerini sağladık, aydınlanmalarını sağladık. İkinci bir aşama uzaktan çalışmada iş güvenliği süreçleri nasıl olacak? Evet, firmada iş güvenliği süreçlerinde ya da işte herhangi bir afet olduğunda sorumlu zaten işverenmiş gibi düşünülüyorken artık iş yerlerimiz, evlerimiz olduysa eğer buradaki sorumlu kim? Sorusundan yola çıkarak dedik ki artık evleriniz bir iş yeri ise iş yerinde alınan kurallar, uymamız gereken kuralların bir kısmını evlere taşımak zorundayız. Masanın ya da işte iş yaparken kullandığımız aletlerin konumlandırılmasından tutun da işte az önce söylediğim gibi evlerdeki yaşam üçgenleri, işte evlerde yangın tüplerinin mesela bulundurma oranlarında bir artış gördük. Öncesinde bunu eğitimlerde dile getirirken iş yerlerinde bununla ilgili çok olumlu geri bildirim alamıyorken uzaktan çalışmalarda artık evlerde çalışılan bu süreçte baktık insanlar yavaş yavaş evlerine yangın tüpü bulundurmaya başladılar. Aslında bir anlamda bireysel aydınlanmanın bir tık daha olumlu olarak yaşandığı bir süreçten geçtik uzaktan çalışma sürecinde. O zaman isterseniz şu sizin çok çarpıcı cümlenize geri dönelim. Hangi yangına müdahale etmelisin, hangi yangına müdahale etmemelisin? Yangın ne demektir? Yani her ateş bir yangın mıdır? Nerede olursa çok tehlikeli. Bir anlatır mısınız? Yani temel nedir?
Yangın, her ateş bir yangın değil. Aslında yangının çok basitçe tarifi, kontrolden çıkmış olan bir ateşse eğer mevzu bahis, o zaman işte bunu yangın olarak nitelendirebiliriz. Şimdi hem orman yangınlarında hem iş yerlerinde olan yangınlarda gördük ki insanlar her acil durumda, her kötü durumda olduğu gibi ilk düşündükleri şey bunları müdahale edip kurtarmaya çalışmak. Ama bir şeyin, yanan şeyin ne olduğunu bilmeden bir kere hiçbir şekilde müdahale etmememiz lazım. Bu bir. Yani yanan bir sıvı mıdır? Katı bir madde midir? Yoksa bir gaz yangını mıdır bu? Öncelikle bunu biliyor olmamız lazım. Neden biliyor olmamız gerekiyor? Çünkü hepsine müdahale etme şekli farklı. Mesela bir gaz yangınına ya da bir elektrik yangınına suyla müdahale etmemiz o yangını söndürmeyeceği gibi çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir bizi. Bunu bilmeden, bu bilgiyi bilmeden ya da herhangi bir konuda, yangın konusunda bu söndürme tekniklerini bilmeden bence hiç müdahale etmemek en doğrusu. Peki ne yapacağız o zaman? Hiç müdahale edemiyorsak, yangınla ilgili hiçbir fikrimiz yoksa eğer, yangın anında ne yapmamız gerektiğini biliyor olmamız gerekiyor. Biraz anlatır mısınız? Yani ne yapılmalı? Biraz ipucu da verin ki bir yandan da öğretici bir söyleşi olsun bu. Tabii. Eğer bir kapalı ortamda yangınla karşılaştıysak eğer, özellikle bizim bulunduğumuz odada değil de daha farklı bir odada bu başlamışsa bize önce duman ve koku olarak bunu algılayabiliriz. Ve kapalı ortamlarda bir yangının devam edebilmesi için gerekli şart oksijendir. Aslında her yangında bu böyle ama kapalı alanlarda böyle çok daha fazla bir şekilde. Eğer kapalı bir ortamda bir ateş çıkarttığınızı düşünün, bir yangın çıkarttığınızı düşünün. Eğer ortama hiçbir şekilde oksijen girişi olmazsa yangın zaten belli bir zaman sonra kendiliğinden sönecektir. Yani camları mı kapatacak, ne yapacak? Şöyle yapmamamız gereken bir şeyi aslında altını çizmeye çalışıyorum. Bulunduğumuz ortamda kapı pencere ani bir şekilde açıldığında odaya ekstra bir oksijen dolumu olacağı için bu yangının alev daha da büyüyerek alevlenmesine sebep olacak. Önemli olan doğru önlemleri olarak nedir bu doğru önlem? Ağız ve burnumuzu mümkünse temiz bir bezle, hafif nemli bir bezle kapatarak ortamı emekleyerek terk etmek. Neden emekleyerek? Çünkü zehirli gazlar, yangında açığa çıkan zehirli gazlar daha yukarıda tavan kısmında toplanacağı için daha güvenli bir şekilde emekleyerek ve ağız burun solunum yolumuzu kapatarak ortamı terk etmek, tahliye etmek en doğru yapılabilecek, en doğru hareket olur. Ha, hiç mi söndürme işleminde bulunmayacağız, hiç mi söndürmeye çalışmayacağız diye bir soru gelebilir aklınıza. Şimdi yangın çok çabuk büyüyen bir sistem, bir olay ve eğer yangında gerekli yangın tüpümüz varsa, o yangın tüpünün kontrollerini yapmışsak eğer, bunu biliyorsak, evet, yangın tüpüyle yangınlar çok küçükken müdahale edebiliriz kapalı ortamları da. Ama yangın tüpünün nerede olduğunu bilmiyorsak, hani onu arayıp söndürmeye çalışmaktansa hazır ortam müsaitken tahliye etmek, tahliye olmak çok daha sağlıklı bir yöntem. Anladım. Peki tabii bu arada itfaiyeyi falan arayarak, değil mi? Yani gerekli çare. Yani o kadar geniş bir konu ki itfaiyeyi aramanın bile bir usulü var. Hani arandığında ne söylenecek, ne nasıl tarif edilecek? Hemen onu da söyleyeyim isterseniz. Öncelikle kendimizi tanıtarak bulunduğumuz adresi doğru bir şekilde vermek önemli. Şimdi itfaiye kayıtlarını da yangın eğitimi sırasında dinlediğim oldu. Mesela kişi arıyor yangın sırasında, tabii o panikle kendi bulunduğu yeri tarif edilmesi istendiğinde önce mahalleyi söylüyor. Şimdi o atta mahalle olarak, o atta bir sürü ilçede, bir sürü ilde aynı atta mahalle olabilir. Daha genelden özele doğru bulunduğumuz yerin adresini veriyor olmamız çok önemli. İşte şu ildeyim, şu ilçedeyim, şu mahalledeyim, şu binanın şu katında bulunuyorum. İşte burada bir yangın çıktı, gerekli müdahalenin yapılmasını istiyorum gibi kısaca bunlardan bahsetmemiz çok önemli. Bunu da aynı 112'yi aradığımızda söylememiz gerekenler gibi. Ama dedim ya, bu bir günlük ya da bir tek seferlik alınan eğitimde maalesef çok fazla aklımızda kalmıyor. Tabii. Sürekli olarak tekrar etmemiz gerekiyor.
Ben şunu da ilave edeceğim. Herhalde okul çağındaki çocukların bu konudaki eğitimi şu anda daha yaşı yüksek olanların eğitiminden çok daha kolay ve umuyorum okullarda eğitim olarak veriliyordur diye düşünmek istiyorum. Bilmediğim için umuyorum diyorum. Yok, veriliyor. Evet, benim kendi kızım da var. Şu an 13 yaşında. Anaokulundan itibaren iş güvenliği eğitimi bile alıyorlar. En azından o yaşlarda tanışmaları çok daha iyi. En sağlıklısı, çünkü yani gene bir istatistik ya da ben bir bilimsel bir şeyle geriye dönemeyeceğim buna, ama Türk halkının önemli bir bölümü genç. Buna rağmen çok eğitimsiz. Eğitimli olanlar arasında da kayıp kuşaklar, daha doğrusu gençlerin arasında müthiş bir kayıp kuşak var. Onun için tahmin ediyorum daha küçük yaşta olanlar eğitimli alıyor. Fakat yaşı büyük olanların da bu konuda herhangi bir bilinci yok. Yanlış şeyler, yani yangına diş macunu sürmek falan filan gibi şeylerle de işte yanan yere hani böyle... Evet, ilk yardım olarak. Evet. İlk yardım olarak hani böyle söylersem herkes çok net olarak anlayacak zaten. Evet, yani maalesef şu anda sosyal medyanın da etkisiyle yanlış bilginin doğru bilgiden çok daha büyük hızlarla yayıldığını söylemek mümkün. Ve belli yaşlarda yanlış bilgiye erişim çok daha kolay oluyor. Ama dediğiniz gibi ufak yaşlarda kişileri, çocukları doğru bilgiyle en azından tanıştırabilirsek, kaynağı konusunda nereden doğru bilgiye ulaşacaklarını öğretebilirsek, ilerisi için çok daha faydalı olacaktır. Özlem Hanım, her ne kadar siz kurumsal çalışıyorsanız da yangın, orman yangınlarıyla ilgili bir soru sormadan geçmeyeyim. Oradaki en temel yanlışlar nedir? Yani halkımız cansiperane bir şekilde çalıştı. Tabii ki helikopter ve yangın söndürme uçaklarının eksikliği bu bambaşka bir konuydu. Bizim konumuz değil ama yüreklerimizi burktu, utandırdı. O ayrı. Bunun dışında genel olarak burada yapılan yanlış neydi? Yani ne yapılmasa iyi olurdu, ne yapıldı çok iyi oldu. Onu birkaç cümleyle ifade edebilir misiniz? Ben bunu tabii sadece kendi fikrim ve tecrübelerime dayanarak söyleyeceğim. Şimdi genel olarak biz olaylara rasyonel bakamıyoruz. Benim fikrime göre Türk halkı olarak ne demek istiyorum? Yani olaylara hep insan gözüyle bakıyoruz müdahale etmek için. Halbuki doğayla ilgili olaylara doğanın gözünden bakmamız çok önemli. Yani bu mesela Akdeniz Havzası'ndaki bu bahsettiğim şey günlerce haftalarca süren yangınların hepsi öngörülebilir yangınlardı. Bilim Türkiye'de de çalışıyor. Türkiye'de de bilim insanları bununla ilgili makaleler, hatta yangının başladığı yerlere direkt yazarak bunu belirten yangın ekologları var. Yangın ekolojisini çok iyi bilen insanlar var ama bunu dinlemeyen yöneticiler var. Bunu dinlemeyen liderler var. Yanlış yaptığımız en önemli nokta bu devlet düzeyinde. Halk olarak da az önce söylediğim şeyin tekrar altını çizeyim. Yanlış bilgiye çok kapılıp gidiyoruz. Asıl tartışılması gereken konuları bırakarak, nedir bu? Mesela yangınlarla ilgili neden bu yangının çıktı diye bir sürü spekülasyon üzerinde konuşuldu günlerce. İşte terör saldırısı mıydı? Kasti olarak mı yapıldı? İklim değişikliğinden mi çıktı? İşte aynı anda bu kadar yerde yangınların başlaması olası mı değil mi? Bunlarla ilgili bir sürü kişi konuştu. Bir sürü sosyal medyada yazıldı, çizildi ama sonuçta ilk olarak önceliklendirmemiz gereken konular var. Bir, yangın çıktıysa nedeninden ziyade ilk olarak bunun hangi aşamada müdahale edebildiğimiz önemli. O bahsettiğiniz uçaklarla ilgili de çok konuşuldu, çok yazılı çizildi. Ama bunun zamanı geçmişti aslında bakarsanız bu gündem olduğu zamanlarda. İlk aşamada yangınlar çok küçükken uçağın etkisi var. Ama yangın artık o kadar büyük noktalara geldi ki küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmanın da etkisiyle, aynı şekilde bunu da parantez içinde söylüyorum. Artık hani uçakların bile fazlasıyla yetersiz kalındığı bir aşamada biz hala uçak kısmını konuşuyoruz. Öncelikle müdahale sistemleri, işte bakın mesela yangınların çıktığı alanlarda yazın milyonlarca insan oluyor. Ki orası Akdeniz Havzası'ndaki yangın ormanlar... Tam bir yangına bağımlı ormanlar. Yani aslında hiçbir insan faktörü olmasa da o ormanlar 50 ile 100 yıl arasında yangın görüp
kendini bu şekilde yetiştirebilen, tekrar hiçbir insan müdahalesi olmadan tekrar ağaçlandırılarak kendini yenilebilen bir sistemken, biz o tarafa her yıl bu küresel ısınmadan bahsettiğimiz bu zamanlarda, işte kışın nüfusu 10 bin, 20 binle ifade edecek yerlere milyonlarca insan yükü getiriyoruz. Bu da yangın yükü demek. Hani böyle şeyleri konuşuyor olmamız lazım sonrasında. Ama öncelikle en önemli şey ilk müdahale aşaması. Biz yangını ne demek? Yangın çıktığında ne kadar zamanda bunun haberini alabiliyoruz? Nasıl fark edebiliyoruz? Ve neyle kaç dakikada müdahale ediyoruz? Bunun konuşulması gerekiyor aslında. Sonrasında da bunun işte ekonomik, beşeri bir takım çeşitli önlemleri var. Bu önlemleri ne şekilde almalıyız? Halkın bilinçlendirilmesi süregelen, bunların arasına koyabileceğim bir önlem değil. Bunun sürekli olarak oluyor olması gerekiyor. Anladım. Peki, şimdi bireyler, yani anlattığınız çoğu şey aslında devlet ne yapmalı sorumun sorumu anlatıyor. Devlet sürekli bilgilendirme yapmalı. Devlet önlemini almalı. Devlet niye oldu diye herhangi bir şekilde bu tartışmaların içerisine, hani halkın bile yapmasını anlamsız ya da tehlikeli bulurken, devletin bu noktada bu tür çabalara girmesi zaten apayrı bir şey. Ama ben size gelelim, bunları bırakalım. Bizim devlet olarak yapmamız gerekenler tabii ki ortada ama eksik. Ama o devleti kuranlar da ya da o devleti inşa edenler de biziz. Yani devlet devletimizin üstüne gelmiş bir şey değil. Yani onun için evet. Çok iyi anladım sizi. Niye oldu deyip dizlerimizi döveceğimize aslında artık hadi kollarımızı sıvayalım hepimiz. Şimdi hukuk açısından devletin tabii bence çok önemli bir rolü olmalı, olmak zorunda. Yani benim hukukum diye bir şey olamaz, yaprağın hukuku diye. O zaman hukuksuzluk olacak. Şimdi hukuk çerçevesinde biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Tekrar kurumsal dünyaya dönelim. Çalışanı evde olan bir kurumun evinde çıkan yangın neticesinde zarara uğrayan ve veya hayatını kaybeden bir çalışanın sorumluluğu kime aittir merak ediyorum. Bunda yani işverenin suçu var mıdır, yok mudur, ya da böyle olaylar başımıza geldi ve bununla ilgili içtihatlar oluştu mu? Nasıl bir şey var? Bir fikir verebilir misiniz? Ya da ille yangın olmasın. Deprem, iş kazası olabilir mesela. Ya da iş kazası olsun. Ama yani bu söyleşimizin çok doğal bir parçası. Bundan sonra çok doğal olacak ve frekansları artacak olan doğal afetler yeni değil aslında, hayatımızın parçası doğal afet. Yani daha fazla hortum görüyoruz. Hortum bize ait bir şey değil. Fırtına görüyoruz ya da aşırı işte böyle bir sel görüyoruz. Bunlar benim çocukluğumda gördüğüm şeyler değildi ama demek ki bundan sonra göreceğim şey. Hayatımın belli bir bundan öncesi değil, bundan sonrasını konuşmak istiyorum. Sorularımın başında da burada hukukla ilgili nasıl bir şeydeyiz, habitattayız. Anlatır mısınız? Evet. Bu konuda da net olarak belirlenmiş bir şey olmamakla birlikte ciddi tartışmalar, bununla birlikte Yargıtay'a intikal eden süreçler var. Bu iş kazası ve işte doğal afetler konusunda. Evet. Çünkü iş yerlerinde iş hayatımızı sürdürürken olan kazalarda bile bir takım anlaşmazlıklar, işte işveren bunun ne kadarında sorumlu, ne kadarından sorumlu tutulabilir diye yani konusu bu olan bir sürü dava varken uzaktan çalışma sürecinde işverenin sorumluluğu ne kadardır, değişmiş midir, değişmemiş midir diye bir sürü tartışma var. Ama hukuksal dayanaklara baktığımızda bir iş kazası veya işte doğal afet sonucu yaşanan herhangi bir ölümlü ya da ciddi kazalardan bahsederken illiye bağlantısı
kuruyor olmamız çok önemli. Yani verilen kararda genel olarak bunu söyleyebilirim. Ne demek istiyorum? Mesela iş yerinde çalışan kalp krizi geçirdiğinde de bu bir iş kazası oluyordu. Ama sorgulanan şey o kalp krizinin yaptığı işle bağlantılı olarak geçirip geçirmediğini. Yani yaptığı işle ilgili olarak da kalp krizi geçirebilir. Bulunduğu ortamın fiziksel koşullarından etkilenerek ya da tamamen işte genetik olarak taşıdığı bir takım rahatsızlıklardan sonucu da kalp krizi geçirmiş olabilir. Bunun araştırılması yapılıyor iş kazalarında işveren sorumluluğunu anlayabilmek için. Ama hepsi sorgulanıyor. Çalışanın fiziksel şartları vesaire. Bu tarafta uzaktan çalışma tarafına geldiğimizde de sorgulanacak şey bu tarz benzer davalarda işverenin çalışanı bu konularda ne kadar bilgilendirdiği, ne kadar işte ergonomik koşullarını evde de sağladığı ki sağlamakla yükümlü ya da tabii ki evin işte yangınla ilgili ya da depremle ilgili olarak tüm koşullarından haberdar olma gibi bir şey söz konusu değil işverenler açısından tüm çalışanların yaşadığı yerleri bilemez sonuç itibariyle ama ne yapabilir bilmek mesela? Bilmek zorunda değil. Hayır. Değil mi? Yani değil. Şunu soruyorum size belki çok erken henüz ama biz çalışanlarımızın üçte birini ya da dörtte üçünü bundan böyle evden çalışma düzeneğiyle istihdam edeceğiz diyen bir firma. Hı hı. Çalışanın nasıl bir yerde çalıştığını bilmek zorunda değil mi? Değil, şöyle değil ama bununla ilgili nasıl bir yerde çalıştığını, çalışması gerektiğini çalışana tebliğ etmek zorunda. Öyle söyleyeyim size. Yani bununla ilgili gerekli donanımı fiziksel ya da eğitimsel olarak vermek zorunda çalışana. Tabii ama onun kontrolünü sağlamak durumunda değil. Biz bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde daha uzaktan çalışma yönetmeliği de çıkmamıştı. Bakın Türkiye o kadar yabancı ki böyle bir şeye. Biz bununla ilgili olarak mesela dedik ki işverenlerin de kafası karışık çünkü ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Onlar da sizin bu bahsettiğiniz sorularla karşı karşıya. Bir checklist hazırlayalım olması gereken şeylerle ilgili. İşte evde çalışma ortamımız nasıl olmalı? Sağlık açısından da güvenlik açısından da. Bu arada bunları da ifade edebilir misiniz biraz? Hiç olmazsa böyle yani 50 maddelik bir listeyi bana okumanızı istemem ama içinden en kritik bulduğunuz 5 taneyi, 10 taneyi ifade etmeniz çok faydalı olacak. Buyurun lütfen. Hı hı. Konu başlıkları olarak söyleyebilirim. Mesela bunun içerisinde oturdukları binanın depreme dayanıklılık raporlarının olup olmadığına varan sorular var doğal afetlerle ilgili olarak. İşte elinizde yangın tüpü var mı? Oturduğunuz binanın deprem analiz raporu var mı? Gördünüz mü? İşte binanızda işte eğer gece çalışması yapan bir iş yerine tabii uzaktan çalışma olduğunda artık esnek çalışma saatleri de var biliyorsunuz. Herhangi bir acil durumda tahliyeyi gerektirecek bir acil durum varsa bakın çok uç nokta gibi geliyor ama değil aslında. Binayı terk ederken elektriklerin kesik olacağını büyük olasılıkla kesik olacağı için acil durum aydınlatmaları var mı binanızda deyip en azından daha önce hiç sorgulanmamış şeylerin sorgulanmasına sebep oluyoruz. Bunun yanı sıra çalışma ortamı ile ilgili işte bilgisayar yüksekliğiniz yeterli örneklerini sayısal olarak veriyoruz. Şu yükseklikte mi? Yeterli havalandırmayı sağlıyor musunuz? Günde iki kere çalışma ortamınızı havalandırıyor musunuz? İşte oturduğunuz sandalye ergonomik mi değil mi diye böyle uzun bir checklist var. Ve bunu çalışanların doldurup işverenlere teslim etmesini istiyoruz. Böylelikle işverenler fiziksel olarak görmeseler bile çalışanların nasıl bir ortamda çalıştıklarını en azından koşul olarak ellerinde istatistiksel bir veri oluyor. Anladım. Ve buna bağlı olarak da o çalışanlara hangi konularda daha zayıflarsa eğer bulundukları ortam olarak bu konularda hangi konularda eğitim vermelerini, hangi konulara öncelik vermeleri gerektiğiyle ilgili bir fikir vermiş oluyoruz. Peki şu devletin yapması gerekenler konusunda tabii bir deniz deryadır mutlaka. Birey de aynı şekilde, kurum da aynı şekilde ama kurumları çok çok da yer verdik yani süremiz içerisinde. Evet. Ama kurumlarda sizin de devletin yapması gerekenlerde bu hizmeti bakanlık onayıyla, yetkisiyle veren bir kurum olarak gördüğünüz en büyük
Hani ilk üç eksiklik ya da olmasını gerçekten talep ettiğiniz olması halinde toplumsal olarak rahatlayabileceğimizi düşündüğünüz konular nelerdir? Devletle ilgili olarak mı? Devletle ilgili olarak. Tabii. Düzenlemelerdir mutlaka ya da kontrollerdir. Yani ben şunu düşünerek söylüyorum. Belki de çok eksik düşünüyorum. Şimdi bu eğitimleri alınmalı, melimalı, alınsın. Alıyor, aldım diyor, beyan ediyor ama alıp almadığı ne kadar belli değil. Kaldı ki biraz önce siz ifade ettiniz. 20 kişilik bir firma, 20'sine aldırıyor, bir kere aldırıyor, 10 yılda bir oluyor, zaten hükmü geçiyor. 20 kişiden son 2 yılda geriye 2 kişi kalıyor, öbürlerinin alıp almadığı belli değil. Bu da ayrı bir şey. Evet. Yani burada denetim bir, hadi denetim oldu, denetleyecek kişinin kalibresi, yani bence çok etik olması ve aslında onun cezai müeyyidesinin bulunması da gerekir diye düşünüyorum. Bunlar benim kafamdan geçen evet. şeyler ama belki de yani herkes zaten bunu biliyor, hiç de önemli şeyler değil. Nedir yani siz üç dileğiniz olsa devletten ne dilersiniz? Onları söylesenize. Dediğiniz gibi çok aslında yaklaşımınız çok doğru. Hukuksal bir düzenleme yapıyorsanız eğer bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle ilgili denetleme yapmak zorundasınız. Bu denetlemeler çok kısıtlı ve çok yüzeysel daha doğrusu yapılsa bile biz de OSGB olarak bu hizmeti veren firma olarak biz de denetleniyoruz bakanlık tarafından. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki bu hizmeti verdiğimiz için denetlenmemiz çok normal. Ama mesela firma denetimlerinden çok OSGB'ler denetleniyor. Ben daha çok firmaların bilerek bu konularda denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İşinin ehli iş müfettişleri tarafından. Ne demek istiyorum işinin ehli derken? Biraz daha bu iş ayrımı olmalı. Yani iş sağlığı ve güvenliği müfettişi çok çok geniş bir kavram. Bakın sağlık konusu dediğimiz şey işte meslek hastalıkları kısmı var, psikolojik etmenler var, mobbing bile bu sağlık kısmına girerken bir tarafta doğal afetler kısmı var, iş kazaları kısmı var, yani eğitim kısmı var, yapılması gereken risk analizi kısmı var, tüm riskleri içeren iş yerine ait. Yani çok derya deniz. Bu konuları tek bir kişi tarafından denetlenmesi çok zor. Yani ben her ne kadar bu sektörün için uzun yıllar geçirmiş olsam da örneğin bir iş yeri hekimi kadar sağlık kısımlarını biliyor olamam. Mümkün değil çünkü aldığım eğitim bu yönde değil. Ama ben bile böyle söylüyorken iş müfettişinin bütün bu konuları tek seferde denetlemesi, bir günde denetlemesi bana çok yüzeysel geliyor. Ve denetlenmediğini bildiği zaman işverenler ve çalışanlar maalesef ki bu konunun üzerine çok durmuyorlar. Yani yasal sorumluluk var. Bakın bununla ilgili yönetmelik maddesi var desek bile bunun çok denetlenmediğini bildikleri için bunun üzerine durmuyorlar. Ha bu arada bu geçici bir çözüm. Tabii benim varmak istediğim nokta asla sadece bu denetimler değil. Hep bunu içselleştirmek bahsediyorum ama bunun yolunu da açmamız için önce asgari gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun için devletten en büyük beklentim bu. Yani bunu böyle hükümetlerden bağımsız bir hale getiriyor olmak lazım. Devlet dediğimiz şey hükümet değil zaten. Siyasi. Evet ama maalesef bizde işler öyle ilerliyor. Yani ne yazık ki. Zaten bu da bir eğitim problemi. Devlet hepimizin ve onun da bir ayrım yok. Onun sağı solu üstü altı falan gibi bir şey yok. Burada altını çizelim onun. Evet. Yani o büyük bir zaten Türkiye'nin en önemli sorunu cehalet. Yani ya da işte eğitimli cahillerimiz. Devlet onun için her şeyi kapsayan ve herkese eşit olan bir kurum, kavram ve aslında habitat. Hükümet o gider, bu gelir. Aynen öyle. O apayrı bir şey. Anladım. Yani siz devlet yapısının ona buna göre değil aslında kuralın bir kere ve halk için ve kapsamlı olması tabii ki gelişmeler oluyor. Buna göre de değişebilir, gelişebilir ama tekrar tabii ki. Bireyin ve yani içinde bulunan kişilerin faydasına. Bireyler ne yapsın diye soracağım. Tabii orada bunun tek bir yanıtı yok ama Miktat Bey'in böyle bir
şeyi var. Yani şu, çok hoşuma giden, daha az ve kısa mesafelere seyahat et. Çok pratik bir şey. Aynen öyle. Yani atlayıp uçağa ikide bir bir yerlere gitme. Çünkü o kullandığın uçak, yani iklim krizi. Karbon, evet, karbon salınımı çok önemli. Yani bu, ondan sonra elektrikli aletlerinin düğmesini kapa, fişinden çek, bak bunlar çekiyor şeyi. Az tüket, yeniden kullan. Yemek pişirmesini öğren. Şimdi bu hani böyle ben de onunkilerin arasından böyle şey, yemek pişirmesini öğren. Yani ikide bir dışarıya çıkıp yemek yeme. Çünkü orada kullanılan her türlü şey aslında enerji değil mi? Sarfiyat. Aynen öyle. Doğaya zararlı. Bir de ne yediğimize ne tükettiğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani başlayın. Ne yediğimize niye dikkat edelim? Ne tükettiğimize niye dikkat edelim? Yani bütün bunların orman yangınlarıyla, selle şununla bununla ne alakası var aslında Özlem Hanım deyip Özlem bu soruyu da bunu toparlayalım. Şöyle, hep bir iklim değişikliğinden bahsediliyor ya. İşte insan bu iklim değişikliğine sebep olan, bu arada iklim değişir. İnsan olmasa da olsa da olmasa da iklim değişir çeşitli atmosferik jeolojik olaylar sebebiyle. Ama artık son yapılan araştırmalarda bu iklimin insan faktörlerinden dolayı değiştiği çok net bir şekilde ortaya konmuş. Nasıl değiştiriyor peki insan iklimi? İşte çok meşhur olan işte küresel ısınmaya sebep olan meşhur yine meşhur, meşhur diyorum çünkü çok duyuyoruz ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sera gazlarının, insanlar tarafından ortaya atılan sera gazlarının dünyanın ortalama sıcaklığını arttırmasıyla küresel ısınmadan bahsediyoruz. Dünya, insanoğlu o kadar garip bir varlık ki yer altına gizlenen karbonu yani petrolü bir şekilde çıkarıp, işleyip, yakıp atmosfere inanılmaz derecede sera gazı, işte karbondioksit, metan dediğimiz sera gazlarını vererek ortalama sıcaklıkların artmasını ve böylece küresel ısınmayı tetikliyor ve dünyayı inanılmaz derecede bir değişime sürüklüyor. Bu atmosfere saldığımız gazların çok büyük bir oranda, yani %76 büyük bir orandaki kısmını karbondioksit oluştururken, işte bu uçaklara binme olayları hep bundan kaynaklanıyor. Diğer bir kısmı da metan gazı, işte çöplükler, bizim insanlarımızın oluşturduğu çöplükler, yediklerimiz, içtiğimiz atıklar, tarımsal atıkların yakılması, bunların hepsiyle atmosfere verdiğimiz gazlar aslına bakarsanız bizim küresel iklim değişikliğine olan etkilerimiz. Dolayısıyla ne yiyip ne içtiğimizde bu anlamda fazlasıyla önem kazanıyor. Bireysel olarak bunun farkında olmak çok önemli. Kullandığımız su, çünkü bu küresel İklim değişikliği sonucundaki ısınmadan kaynaklanan ve ekolojik değişiklikler bizim içme suyuna bile zor ulaşıyor hale getirecek bir noktadan sonra. Hani hep bahsediliyor su savaşları vesaire, bunun gerçekleşme şeyine oldukça yakınız. Ve bunlar hep insan kaynaklı. Bireysel olarak öncelikle bunun farkında olmamız gerekiyor. Ha, diyeceksiniz ki tabii orada biraz farklı düşünüyorum ben. Tabii ki bireysel değişiklik çok önemli ama bunu bireysel değişimi kitlesel değişime çeviremedikten sonra maalesef bu çok yetersiz bir çaba olarak da kalacak. Bunu büyük halk değişikliklerine çevirmemiz gerekiyor. Mesela işte 196 ülkenin bir araya gelerek bir anlaşma imzalıyorlar. Paris Anlaşması. Belki duymuşsunuzdur. Bu Paris Anlaşması herkesin duyduğunu varsayıyorum. Evet, umuyorum duymuştur herkes. Bu ülkeler ne yapıyor bu? Ben bunu şurada söyleyeyim. Yani Paris Anlaşması herhalde yani bu akti kendi parlamentosundan geçirmeyen 3-5 ülkeden bir tanesiyiz. Bununla gurur duyulacak bir şey değil açıkçası. Paris Anlaşması böyle bir şey. Hani şu meşhur Başkan Trump'ın çıktığı ama öbür başkanın geldiği, hani al birini vur öbür. Bu bizim siyaset, bizim mevzumuz değil ama öbürünün de 24 saat içerisinde Paris Anlaşması'na hayır giriyoruz biz. Çıkmadık, varız dediği şu meşhur anlaşma. Buyurun, evet. Oradan devam edin. Aynen öyle. Ülkelerin taahhütlerini içeren bir anlaşma. Yani karbon ve sera gaz salınımlarıyla ilgili biz ülke olarak elimizden geleni yapacağız, bununla ilgili bir takım önlemler alacağız dedikleri ve bunun sözünü verdikleri
anlaşmalar. Ama az öncesinde bahsettiğiniz gibi mesela dünyadaki bu sera gazlarını atmosfere en çok veren, yüzdesel olarak en çok veren olan ülke bir gün geliyor diyor ki ben bu anlaşmadan çekildim. İşte o zaman baktığımızda bizim bireysel olarak yaptığımız değişiklikler ne derece etkili olabilir? Bu konuda insanların kafasında da soru işaretleri oluyor. Ama tabii yine bunu değiştirecek olan bizleriz. Yani bilime kulak veren, bilim dediğim gibi çünkü bilim işliyor. Bilime kulak veren insanları başımıza getiriyor olmamız lazım. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Genel olarak dünya genelinde böyle. Bu bilince sahip olmamız lazım her şeyden önce ve coğrafya, işte yangınla ilgili, doğal afetlerle ilgili, biyoloji, kimya en azından bunlarla ilgili temel seviyede bilgimizin olması gerekiyor. Bu çevremizde olan olayları algılayabilmek için, yorumlayabilmek için en azından. Peki siz pandeminin de aslında bu yani afetlerden bir tanesi olduğunu düşünecek olursak, 2 yılı geride bıraktığımız bir süreçte sizce resim ne? Yani çok kısaca özet, yani bu kitlesel bilince ulaştık mı ya da farkında mıyız? Şu ana kadar konuştuğumuz kurumlar, bireyler ve devlet olarak yani onun üzerinden neyi hak ediyoruz? Böyle bir şey sormam belki de tuhaf ya da geri çekebilirim ama pandemi çok önemli bir deney ve aslında süreçti. Yani hepimize o karneyi verecek olan şey. Görüşünüzü alayım. Yani kesinlikle pandemi de bir şekilde bu iklim değişikliğiyle alakalı bir şey. Pandeminin bu kadar yayılması, bu kadar insanları etkilemesi de kesinlikle iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama ben bu konularda biraz kürtümserim maalesef. Yapı olarak da zaten kürtümserim bu konularda. Bu da bazı şeylerin farkında olmamla alakalı herhalde. Çünkü küresel ısınmanın ile ilgili olan küçük bir virüsün dünyayı ne hale getirdiğini düşünüyoruz. Bir yandan da iklim değişikliğini dünyayı sokabileceğini hale hayal edince çok gerisinde kaldığımızı düşünüyorum ben. İnsan türü olarak öyle söyleyeyim. O kadar geniş bir şekilde söyleyebilirim. Yani biz şu noktadan sonra artık tamam iklim değişikliği ile ilgili her türlü kötü şeyi durduruyoruz. Hiçbir şekilde sera gazı bu saatten sonra sera gazının atmosfere salınımını sıfırlıyoruz desek bile bunun geriye dönüşü hemen yarın artık düzelecek, olmayacak. Bu bir süreç, bu uzun bir süreç ve insanın ömrü doğanın ömrüne baktığımızda çok küçük bir kısımda kalıyor insan türünün ömrü bile. Kaldı ki biz bu böyle bir bilinçte de değiliz şu anda. Biz hala olsun olduktan sonra bakarız bilincindeyiz, o kafadayız. Halbuki tüm bu konuşmalarımızda tek bir kelime öne çıkaracak olsan hangisini çıkarırsın diye sorsanız ben proaktif kelimesini çıkarırdım. Hmm. Gerçekten böyle bir bilgiyle, böyle bilgilerle olacağı öngörmek çünkü çok zor değil. Bunu her yerde görebiliyoruz. Yani her makalede bilim insanlarının çıkarttığı, yayınladığı yazılarda olacak şeyler belli. Öngörüyle bizim yapmamız gereken şey bunlarla ilgili önlem almak ve bu aşamadan çok uzak olduğumuzu görüyorum. Yani biz çok farklı konulara, çok komplo teorilerine kapılıp halk olarak da, Türk halkı olarak da bunların üzerinden böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Ne yazık ki birazcık da bunu seviyoruz bence. Çünkü bilim çok kısa sonuç vermez. Bilime araştırma gerekir, gözlem gerekir. Bütçe gerekir ve gerçekten bunların hepsinin koordinasyonuyla rasyonel bir bakış açısı gerektirirken komplo teorileri daha kısa sürede bakın böyle oldu böyle olacak diye daha kesin bilgiyle sonuçlar ortaya koyduğu için sanırım insanlar bunu daha çok kabul edilebilir buluyor. Daha kendilerini yakın buluyor ve bunu tartışıyorlar. Yani tartıştığımız şey bile çok bence yanlış. O yüzden ben bu konuda biraz karamsarım ne yazık ki. Hiç karamsar değilsiniz, aslında gerçekçisiniz diye değiştireyim ben kelimeyi. Ama proaktifi
daha iyi özetleyebilmek için belki yanına bir iki tane arkadaş da ben ilave edeyim. Proaktif risk, risk çok önemli bir şey. Çünkü biz krizi seven, riski sevmeyen, daha doğrusu tam tersi de olabilir. Riski çok seviyoruz çünkü bilinçsiziz. Onun için krizlerde debeleniyoruz. Bir başka da öngörmek. Zaten onların hepsi, bunların hepsi arkadaş ya da kardeş diyebileceğim kelimeler. Eğer risk yönetimi yapabilmek için öngörmek, öngörü zaten bilgiyle. Bütün bunları yapıp da ondan sonra oturmak değil, eyleme geçip reaktif değil, proaktif olmak lazım. Onun için ben de katılıyorum size. Sevgili Özlem Kurtuluş, çok çok teşekkür ediyorum. Özden OSGB'nin operasyon müdürü kendisi, iş güvenliği uzmanı, uzmanlık olarak ve jeofizik mühendisi. Evet, doğru. Buradan da çıkarım yapacağım. Bu tür bölümler genç arkadaşlarımız için bana kalırsa, biraz önce de bir sürü şey söylediniz, yani farklı farklı meslekler çok anlamlı diye düşünüyorum, ama işte önemli olan bütün bunları bizim daha yaygınlaştırabilmemiz, yani bunu bir virüs haline getirebilmemiz, değil çok mi? Çok güzel, çok güzel söylediniz, evet aynen öyle. Peki, teşekkür ediyorum katılımınız. Ben teşekkür ederim, çok memnun oldum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın.